Gele. Gelen de sağ olsun, gelmeyen. Çocuklar nerede? Oğlanın odasında. Bak, bunun bu kuyruğu bu dengeyi bozuyor. Meyve sularınız hazır. İçince bahçeye çıkabilecek miyiz? Annem bilir onu. Hadi çocuklar. Al bakalım. Hadi sen de uyu artık. Hiç uykum yok. Olmaz ama. Dinlenmen lazım. Allah rahatlık versin. Sedef. Gelsene, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kötü bir şey mi? Ne oldu? Söylesene. Dün gece arabama kim bindi bil. Ferhun değil mi? Buyurun. Levent Bey içeride mi? Hayır efendim. Bizim katta kimse var mı? Temizlik elemanlarından başka kimse yok şirkette. İyi. Özel eşyalarımı alacağım. Bir iki koli gönderin bana. Toparlanınca haber veririm, biri de indirir aşağı. Peki efendim. Bizimkilerden kime söylesem bunu tesadüf olduğuna inanmazlar. Güvenleri kalmadı bana. Biliyorum. Yine onun peşine düştüğümü zannederler. İçimde de tutmak istemiyorum. Söyleyip atmam lazım. Ben de sana söyledim işte. İnanır mısın? Ferhunde'yi görünce hiçbir şey hissetmedim bu sefer. Şaşırdım sadece. Ama heyecanlanmadım. Paniklemedim. Ne nefret ne öfke, hiçbir şey duymadım. Sonra yaşadıklarımı düşündüm tekrar. Acımın hafiflediğini hissettim. Ona karşı duygularım yavaş yavaş ölüyor galiba. Telefona bak. Ben bakarım yavrum. Alo. Aa, niye erken geldin? Sorma. Gel bir kahve içelim, anlatacağım. Sen gel, bizde misafir var. Ya. Rahatsız etmeyeyim ben. Sedef'i soracaktım. Nereye gitti, söyledi mi size? O da bizde. Ay, misafir yabancı değil, gel bak. Fikretler var, çocuklar var, Cevriye Hanım, hepsi. Eyvah! Duydu da şimdi benimle konuştuğunu, değil mi? Gelmezsem kıyamet kopar. Aynen öyle olur. İyi madem. Ne yapayım? Geleyim bari. Bekliyoruz. Ne günmüş ya Rabbi. Önce Ferhunde, yetmedi bir de Cevriye alayı göreceğim. Hemen haber mi verdiler? Evet.
Buraya geldiğin anda haberim olsun diye talimat aldılar çünkü. Eşyalarımı alıp çıkıyorum. Bir daha adımı bile atmayacağım, merak etme. Bizzat benim gözetimimde çıkacaksın. Kusura bakma. İş yerimi o kadarcık paraya tenezzül eden ucuz zihniyetten korumam lazım. Kontrol edebilirsin. Alo. Birini gönderin, kolileri alsın. Öyle mi? Tamam. Ne güzel sürpriz yapmışsınız. Ev eski günlerine dönmüş. Sağ ol. Bayıldım. Ya ya. Allah nazardan saklasın. Sağ ol kızım. Amin. Buyurun. Açık olanı alayım. Şu açık. Sağ ol. Limon da ver kızım Cevriye teyzene. Yok, istemem limon. Midesine dokunuyor. Bunlar ev yapımı değilse onlar da dokunur. Kusura bakmayın, pastaneden aldık ama güzeldir yani. Neredeydin sen bakayım sabahtan beri? Ben şeye gittim. Alışverişe. Aa, pazar pazar ne alışverişi bu böyle? Hafta içi çalışıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar ki, değil mi? Ay, ben şunu biraz açacağım. Bana da dokunmasın. Siz kalkmayın Nehir teyze. Yok yok, hallederim ben. Oyna. Ben de bir bakayım. Yandın mı? Yok. Acelen ne kızım? Ne oluyor? Yok bir şey, çay alıp geleceğim. Ay! 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 Aa! Ah ah ah! Ne oldu? Ay! Nehir Ferhunde ile kapışmış. Ne? Evet. Ya. Ne oldu ya? Şşt! Ay, hepiniz doluşmayın. Nerede gördün Ferhunde'yi? Ferhunde'yi mi görmüş? Şşt! Yavaş! Yavaş! Hayriye, ne oldu? Bir şey yok hayatım, geliyoruz. Nehir bir numara yaptı, topladı bunları içeri. Allah Allah. Ben bir bakayım. Bir şeyler oluyor içeride. Babaanneciğim lütfen. Ben şimdi anlatırım size ne olduğunu. Siz hiç kalkmayın. Rahatsız olmayın, buyurun. Hala elim ayağım titriyor bak. Edepsiz. Durup durup ne diye uğraşıyor bu kadın benimle? Hanımlar, ne oldu, bir olay mı var? Yok çocuğum, yok. Konuşuyoruz öyle. İyi. Ama niye saklıyoruz? Öğrensin onu. Ferhunde ile karşılaşmış Nehir teyze. Kusura bakmayın. Kolum çarptı, tepsi devrildi. Mutfağı toparladık. Hepiniz. İyi, itfaiyeye de haber verseydiniz keşke. Yardıma gelirlerdi.
Ah ilahi Cevriye Hanım, çok alemsiniz. Öyleyimdir huyum kurusu. Tebrik ederim. Babam mı yendi yine? Soruyor musun? Hadi Şevket. Yok, ben yatayım biraz. He. Akşama doğru işe çıkacağım da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.